Grönland buzunun eriyerek okyanusların tuzlu suyuna karışması deniz seviyesinin altındaki tüm toprakları tehdit ediyor. Deniz seviyesi yükseliyor. Suların ısınmasıyla birlikte yalnızca 20. yüzyılda 20 santimlik bir artış gözlendi. Her şeyin dengesi bozuluyor. Suyun ısısındaki en ufak bir değişime bile hassasiyet gösteren mercan resiflerinin %30'u yok oldu. Türler zincirinden bir halka daha koptu. Atmosferdeki büyük rüzgar akımları yön değiştiriyor. Yağmur döngüsü ve iklim coğrafyası değişiyor. Maldiv adaları gibi deniz seviyesinden alçaktaki adalarda yaşayanlarsa büyük tehlikede ve giderek endişeleniyorlar. Yeni bir vatan arayışına girenler bile var. Deniz seviyesi bu hızla artmaya devam ederse, dünyanın en kalabalık şehri olan Tokyo gibi şehirler ne yapacak? Bilim adamları her yıl daha dehşet verici tahminlerde bulunuyor. Dünya nüfusunun %70'i kıyı düzlüklerinde yaşıyor. En büyük 15 ülkenin 11'i ise ya deniz kıyısında ya da nehir ağzında kurulu. Deniz yükseldikçe tuzlu su yeraltı sularına karışacak ve içme suyunu ortadan kaldıracak. Göç kaçınılmaz. Ancak kestirilemeyen göçün ne kadar büyük olacağı. Afrika'daki Kilimanjaro Dağı tanınmayacak halde. Üzerindeki buzulların %80'i yok oldu. Artık yaz aylarında nehirler akmıyor. Yerli halk susuzluğun pençesinde. Dünyanın en yüksek zirvesi Himalayalardaki sonsuz kar ve buzullar bile geri çekiliyor. Oysa bu buzulların su döngüsünde önemli bir rolü var. Muson yağmurlarıyla biriken suyu buza dönüştürüp yaz geldiğinde nehirleri oluşturuyorlar. Himalayalardaki buzullar İndus, Ganj, Mekong ve Yangtze Kiang gibi Büyük Asya nehirlerinin de kaynağı. 2 milyar insan içme ve sulama suyunu buradan sağlıyor. Tıpkı Bangladeş'te olduğu gibi. Ganj ve Brahmaputra nehirlerinin ağzındaki Bangladeş, hem Himalayalarda hem de deniz seviyesinde yaşanan değişimlerden doğrudan etkileniyor. Burası dünyanın en kalabalık ve yoksul ülkelerinden biri. Küresel ısınma burayı vuralı çok oluyor. Artan sel ve kasırgaların etkileri birleştiğinde topraklarının üçte biri yok olabilir. Halk bu yıkıcı doğa olayları yüzünden göç etme ihtimaliyle karşı karşıya. Zengin ülkeler de nasibini alacak. Kuraklık tüm dünyayı sarıyor. Avustralya'daki tarım alanlarının yarısı etkilendi bile. Tam 12 bin yıldır gelişimimizi sağlayan iklimsel dengeyi tehlikeye atıyoruz. Söndürülemeyen yangınlar büyük şehirlere doğru uzanıyor ve küresel ısınmayı tetikliyor. Ağaçlar yandığı sürece karbondioksit salıyor. İklimimizi kontrol eden sistem parçalanıyor ve bu sisteme bağımlı olan doğa şartları raydan çıkıyor.
mevsim değişikliği bu ihtişamlı manzaranın bir parçası. Sibirya ve benzeri yerlerde hava o kadar soğuk ki toprağın alt tabakaları sürekli don halinde. Toprağın altında ise iklime bağlı bir saatli bomba var. Karbondioksitten 20 kat daha güçlü bir sera gazı olan metan. Donmuş toprak erirse metan gazı ortaya çıkacak ve sera etkisi yaratarak kimsenin tahmin bile edemeyeceği sonuçlara yol açacak. Kelimenin tam anlamıyla bir bilinmezlikte olacağız. İnsanlığın bu gidişatı değiştirmek ve dünya üzerindeki yaşamı yok olmaktan kurtarmak için 10 yıldan daha az bir süresi var. Ellerimizle yarattığımız bir olayı kontrol edemiyoruz. Hepimizin kökeni suyla, havayla ve diğer yaşam formlarıyla bağlantılı. Ancak bizler bu bağlantıları kopardık. Şimdi gerçeklerle yüzleşme zamanı. Bu gördüklerinizin tümü insan davranışlarının birer yansıması. Dünyayı gönlümüzce şekillendirdik. Değişmek için zamanımız az. Eğer şu ana dek yaptıklarımızın hesabını vermekten kaçarsak, dünyada 9 milyar insanın yükünü daha fazla taşıyamayacak. Dünya nüfusunun %20'si kaynakların %80'ini tüketiyor. Dünyada askeri giderlere yapılan harcamalar, gelişmekte olan ülkelere yapılan yardımlardan 12 kat daha fazla. Her gün 5000 insan kirli içme suyu nedeniyle ölüyor. 1 milyar insanınsa temiz içme suyuna ulaşımı yok. Bir milyara yakın insan aç geziyor. Dünya çapında yapılan tahıl ticaretinin %50'sinden çoğu hayvan yemi ya da biyolojik yakıt için yapılıyor. Ekilebilir toprakların %40'ı uzun vadeli hasar gördü. Her yıl 13 milyon hektar orman yok oluyor. Her 4 memeliden biri, her 8 kuştan biri ve her 3 amfibiden biri yok olma tehlikesi altında.
canlı türleri normalden 1000 kat daha hızlı ölüyor. Balık avlanma alanlarının 2/3 ya tükendi ya da sayılarında tehlikeli bir düşüş gözlendi. Son 15 yılın ortalama sıcaklıkları bu zamana dek kaydedilen en yüksek sıcaklıklar oldu. Kıta buzulu 40 yıl öncesine oranla %40 inceldi. ...2050 yılında 200 milyonu aşan sayıda iklim mültecisi ortaya çıkabilir. Eylemlerimizin bedeli ağır ve bu bedeli masumlar da ödeyecek. Çölde kurulmuş koca bir şehir büyüklüğünde pek çok mülteci kampı gördük. Yarın bir gün kaç kadın, erkek ve çocuk sahipsiz kalacak farkında mısınız? İnsanlar arasındaki dayanışmayı sağlamak ve diğerlerinin çektiği acılardan kaçmak için hep